1863 yılında Darüşşafaka Cemiyeti'nin temelleri atılırken Osmanlı İmparatorluğu en zorlu yüzyılını yaşıyordu. Çöküşü önlemeye çalışan Tanzimat aydınları eğitimin halkla bütünleşmesine inanıyordu. Halkın içinde imkanları olmayan çocuklara bir yuva aradılar. Bu yuvayı kendileri yapmaya karar verdiler. Son Osmanlı aydınlarından Yusuf Ziya Paşa, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sakızlı Esat Paşa ve Ali Naki Efendi bir araya gelerek önce 1863'te Darüşşafaka Cemiyeti'ni, 10 yıl sonra da Fatih'te Darüşşafaka Lisesi'ni kurdular. Bu okul hem eğitim tarihinde bir simge hem de spor tarihinde bir ekol olacaktı. Basketbol henüz imparatorluk topraklarına gelmemişti. Darüşşafaka'nın en önemli özelliği bir halk mektebi olmasıydı. Yabancı liselerin ağırlık kazandığı, saray çevresine yakın olanların okulu olarak bilinen Galatasaray Sultanisi'nin öne çıktığı 19. yüzyılda Darüşşafaka, Müslüman ve imkanları sınırlı çocukların okuyabilmesi için bir çatı oldu. Başka bir deyişle, imkansız hayatlara bir yuva. İstanbul Fatih'te Ohannes Kalfa tarafından yapılan Darüşşafaka binası, Osmanlı kamu mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Ayrıca eğitim için tasarlanmış ilk yapıdır. Darüşşafaka, eğitim tarihi kadar spor tarihinde de özel bir yere sahiptir. Darüşşafaka'da spor, eğitim kadar önemlidir. Bugün Türk basketbolunda bir ekolü temsil eden Daçka'da basketbolun yerleşmesi çok da kolay olmamıştır. Darüşşafaka'ya gittiğimiz zaman basketbol yoktu pek. Yani basketbol oynanmazdı. Her yerde olduğu gibi futbol öndeydi. Futbol hep oynanırdı. Darüşşafaka'nın bir salonu vardı futbol sahasının yanında. İçinde de okulu tamir etmek için çimentolar falan yığılmıştı. Sonra onları biz kaldırdık. Başka bir yere götürdük. Fakat çimentoların altındaki tozlar 6 ay orada kaldı. Orada basketbol oynamaya başladığımızda her topu yere dribbling yaptığımızda gözümüze çimentolar geliyordu. Basketbol öyle başladı orada. Ve sonra yavaş yavaş ben de herkes gibi futbol oynuyordum o zamanlar. Futbol saha açık oynuyordum. Vefa'da maçlar vardı. Darüşşafaka Lisesi takımında, futbol takımında saha açık oynuyordum. Vefa'da bir gün bir maç oynarken kenarda da, tribünün kenarında da bir beyefendi oturuyordu. Kenardan ben oynadıkça oradan bağırıyordu. Nereden buldunuz böyle adamları? Böyle futbolcu mu olur? Aklınızdan zorunuz mu var falan diye. Maç bitti. Ben sordum. Dedim ki kim bu beyefendi? Dediler ki bu Türkiye'nin en büyük futbol adamlarından biri Kör Galip. Vefa'nın en iyi oyuncularından biri. Ve ben o günden sonra artık futbolu bıraktım, basketbolcu oldum. Yani benim hayatımda basketbolcu olmama en büyük sebep Darüşşafakalı Kör Galip abimizdir. Basketbolla hiç alakam yoktu. Zaten basketbolu bilmiyorduk. O zaman Darüşşafaka'nın ilkokul, ortaokul ve lise kısmında bir duvar olmasa da bir manevi duvar vardı. Biz küçükler mesela büyüklerin tarafına geçemezdik. O futbol sahasının, basketbol sahasının, yani biz o zaman jimnastik salonu diyoruz, olduğu yerlere ulaşmamız imkansızdı. Geçtiğimiz zaman biraz hırpalanırdık da yani. Onun için hep kendi tarafımızda futbol oynardık. Yani bütün şeyimiz futboldu. Futbolda bir topu alacak da paramız olmadığı için best top yapardık. 20. yüzyılla birlikte sporla sıkı bir ilişki kurmaya başlayan Osmanlı'nın spordaki lokomotiflerinden biri Darüşşafaka olmuştur. 1914 yılında kurulan Darüşşafaka Spor Kulübü, bir eğitim kurumunun sorumluluğundan asla vazgeçmez. Örneğin 1927 tarihli bir belgede, Darüşşafaka Spor Kulübü'nde futbol oynamak için 17 yaşını doldurmak ve her 3 ayda bir sağlık kontrolünden geçmek mecburidir ifadesi yer almaktadır. Darüşşafaka'da her türlü sporu yapmayı seviyorduk biz arkadaşlar olarak. Fakat bizim bir grubumuz vardı.
4 kişilik bir grubumuz vardı. Çok anlaşmış bir ekiptik. Yalçın Granit, ben, seni, Çalık Kocaoğlu, bir de bir Namık diye bir arkadaşımız vardı. Şimdi o Kanada'da yaşıyor. Bu dördümüz, daha şu kadar bütün sporlarda biz vardık. Futbol, voleybol, basketbol hepsinde vardık. 50'li yıllar modernleşmenin hızlı yaşandığı bir dönemdir. Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendiği bu dönemde Amerikan savaş gemileri Türkiye limanlarını ziyaret ediyor, Türkiye 45'lik plaklarla tanışıyor, Amerika'dan gelen 8 milimetrelik filmlerle NBA maçları seyrediliyordu. Kısa sürede bambaşka bir tutku Darüşşafakalı öğrencilerin arasında yayılmaya başladı. Bu tutku basketboldu. Fakat daha basketbol o tarihte pek Darüşşafaka'da tanınmıyor yani. Pek o kadar bir şey değil. Ve Yalçın Granit'in bu Arnavutköy'de Samim Göreş demiş diye bir antrenör ve oyuncu vardı bir tarihte ki Türkiye'ye basketbolu sevdiren kişidir o Samim Göreç. Onun dostluğu sayesinde oradan edindiği bilgilerle bize geldi. Ve dedi ki böyle böyle bir şey var, biz de bunu burada yapmaya çalışalım. Böyle başladık basketbola. Türk basketbolunun en önemli isimlerinden Samim Göreç'le Darüşşafaka öğrencisi Yalçın Granit'in dostluğu Daçka'ya basketbolu tanıtır. Yalçın Granit ve sınıf arkadaşları, 40'lı yılların sonlarında 10 yıllara damgasını vuracak Darüşşafaka basketbol ekolünün temellerini atar. Onca yokluğun ortasında tek tesellileri jimnastik salonundaki basketbolalarıdır. Samim Göreç, Türkiye'de basketbolu getiren, yerleştiren adam. Amerika'ya gitmişti koç olmaya. Amerika'ya gittiğinde daha da güçlenerek geldim. Milli takım antrenörüydü senelerce. Arnavutköy'de oturuyoruz dedim ya, orada biz yukarıda kolej, Robert Kolej'in, kız kolejinin sahası vardı. Oraya çıkar basketbol oynardık. Bana inanmıyorsun ama potaları sırtımızda taşıyarak yukarı çıkar, sırtımızda taşıyarak aşağı indirir, oynardık. Onun için Darüşşafaka'daki şartlar çok daha kolay geldi. Çünkü hiç olmasa potalar vardı iki tarafta. Ancak potaların olması yetmiyordu. Basketbol topla oynanan bir spordu ve dönemin şartlarında nizami bir basketbol topu bulmak hiç kolay değildi. Ancak Darüşşafakalı öğrencilerin basketbol tutkusu bu zorluğu da aştı. Hem de dezavantajı avantaja dönüştürecek şekilde. Yalçın abi şimdi daha ziyade işte bazı zamanlarda antrenman yaptırırdı. Şimdi o zaman tabii bu zaman devredeki gibi toplar falan yok. Böyle parçalı toplar ve içi şambrelli toplar. O şambreli şişirirsiniz, üzerinde bir meme vardır. Onu içeri sokarsınız. Önünde bir ipler vardır. O lamba bağlanır. Şimdi dribbling yaparken o memeye şeye ipli kısma geldiği zaman top değişik yönlere gider. Ona hakim olmak lazım. O yüzden biraz top şeyimiz deneyimimiz fazlaydı bizim. Yalçın Granit, Darüşşafaka basketbolunun öncü isimlerindendir. Birçok ismin basketbola başlamasına ön ayak olmuştur. Biz yemeğe koşar hemen giderdik ben ve atıştırıp bir şeyler yiyip önce sahaya gitmeye uğraşırdık ki sahada yerimiz olsun. İlk girenlerden biz olalım diye. Öyle yarı aç yarı tok antrenmanlara başlar oynardık basketbol sayesinde. İşte yanında da Atilla Bey oturuyordu. Senelerce beraber oturduk. Bilmiyorum onu da ben mi basketbolcu yaptım yapmadım bilmiyorum. Ama bugün mesela bazı arkadaşları basketbolcu yaptım ben de. Çok başarılı olduk ve şeyi Darüşşafaka'dan çıkışımızda artık bir olgun hale gelmiştik. Ama o zaman çıktığımız zaman pek Darüşşafaka'da daha basketbol tam manasıyla kulüp olarak oluşmamıştı. Ve daha çok futbol, voleybol, handbol onlarla yürütüyordu ve basketbol yeni yeni başlamaya çalışıyordu daha. Ve buna da biz örnek olduk. Ne ben ne de diğer arkadaşlarım bir takım kulüpler seçmek zorunda kaldık. O zaman benim yakın olduğum yer Vefa'ydı semt olarak. Yalçın da tanıdığı kişiler marifetiyle Galatasaray'a girdi.
Ve biz orada Yalçın'la hatta karşılıklı çok maçlar yaptık. Ve çok uzun sürede beraber oynadık. Darüşşafaka'da okurken Ankara'dan Mülkiyet Okulu'ndan bir burs almıştım. 90 lira burs vermişlerdi ve ben üniversiteyi orada okumaya gidiyordum. Fakat o sıralarda Galatasaray Kulübü'nde antrenmana çıkardık. O zaman Baba Gündüz oralardaydı. Ve beni hemen solda küçük bir oda vardı, oraya soktu. Bir beyefendi oturuyordu orada. Çok güzel bir dedi ki adama, beyefendi dedi, Yalçın Bey şeye gidecek, Yalçın kardeşimiz Ankara'ya gidecek, gitmesini istiyoruz biz. Sonra ben ona söyledim, ben burs aldım, gitmek istiyorum dedim. Adam dedi ki, kaç para bursunuz? 90 lira dedim. Adam da bana dedi ki, biz size 100 lira verse kalır mısın dedi. Ben zaten İstanbul'da kalmaya can atıyorum. Hemen kalırım dedim ve ilk profesyonel ben oldum. Kapıdan çıktık, Turgut Aybey'e sordum, kim bu beyefendi dedim. Ali Sami Yenbey dedi. Granit ve Ertem'den yaşça küçük olan Batur Alp ise 50'li yılların ilk yarısında olgunlaşan Darüşşafaka A takımında oynamaya başlar. Profesyonelliğe ilk adımını kendi tabiriyle yuvasında atar. Yalçın abilerin basketbolle tanışmalarından sonra bizde de bir basketbol sevgisi başladı. Yani bütün okulda. O zamanlar işte bir açık hava sahası da vardı. Orada bizim sınıf da enteresandır. Çok spora yatkın şeyler vardı, talebeler vardı. O arada kulüp kuruldu. Kulüpte oynamaya başladık. Ben önce Yıldız takımında oynuyordum. Sonra Şevket abi, rahmetli Taşlıca, beni dedi ki seni A takımı alalım dedi. Ben korktum. Çünkü yaşım çok küçüktü. Ben dedim beceremem, yapamam dedi. Sen merak etme dedi. Ben sana katkıda bulunurum dedi. Hakikaten onun katkısıyla, onun yardımlarıyla ben Darüşşafaka A takımına, kulüp takımına da oynamaya başladım. Darüşşafaka her zaman altyapısıyla var oldu. Liseden ve altyapısından kazandığı oyuncularla başarı aradı ve elde etti. Derken zaman geçti. Yalçın Granit artık Darüşşafaka'da ayrılma noktasına geldi. Fakat dediler ki Yalçın sen gidiyorsun ama biz kime devredeceğiz takımı, yani kime elde edecek? O da dedi ki benim tek güvendiğim kişi Atilla'dır. Ondan başkasına kimseye güvenemem. Olsa olsa. Böylece ben A takımın antrenörü oldum. 1961 ve 1962 yıllarında Darüşşafaka, altyapısından yetiştirdiği oyuncuların ağırlıkta olduğu bir takımla üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Bu hem spor tarihi için hem de eğitim tarihi için önemli bir satır başıdır. Metin Akşenkal, Galatasaray'dan Daşka'ya transfer olan dönemin genç isimlerinden biri olarak şampiyonluk öyküsünü şöyle anlatıyor. Yalçın abi beni Darüşşafaka'ya istedi. Ben de o zamanın basketbolun başındaki büyük abimiz Ali Uras abime giderek izin istedim. O da bana peki dedi. Git dön dediğim zaman döneceğim mi dedi. Söz veriyor musun dedi. Veriyorum dedim. Geldim Darüşşafaka ailesine katıldım. Sene 1959. Fatih'teki Darüşşafaka'nın kapalı salonunda Yalçın abinin başkanlığında antrenmanlar başladı. Oradaki güzel antrenman günleriyle Türkiye 1. Lig'inde boy gösterdik. Rahmetli Şevket Taşlıca abimiz de takımdaydı. Ve Türkiye ikincisi, üçüncüsü olarak Yalçın abinin başkanlığında sezonu kapadık. Sonra takımdan birkaç arkadaş kulüp değiştirdi. Bir tanesi Amerika'ya gitti. Kaldık biz bize. Ve takımın başına Atilla Erdem abi geldi. Hadi beyler dedi, bir kucaklaştık. Sene 60-61 sezonu Sergi Sarayı'ndaki bütün maçlar. Orada liglerde üçüncü olarak bitirdik. Türkiye şampiyonasında ortalığı kasıp kavurup Türkiye şampiyonu olduk. Darüşşafaka'nın ilk Türkiye şampiyonu takımıdır. Orada iki tane rahmetli arkadaşımız var. Bir tanesi Avrupa karmasına seçilen Nedet Uyguç.
kardeşimiz. Biri de Nedim Hoşgör kardeşimizdir. Erdoğan Karabelen, Haşim Ülkü, Nedret Uyguç, Dursun Açıkbaş, bir de ben. O beşle ortalığı kasıp kavurup Türkiye Kupası'nı kazandık. Nedret ve Türkiye'nin en bir numaralı pivotuydu ve 1.96 boyunda olduğu için çok revaçta. 1.96 boyunda olduğu için en uzun ve en iyi pivot. Erdoğan Karabelen takım, Haşim, Dursun ve Çaça Metin. Bu ekip hiç değişmedi. Fevkalade güzel maçlar çıkarttı ve 2 sene üst üste Türkiye şampiyonu olduk. O tarihlerde üst üste Türkiye şampiyonu olan takımın antrenörüne Beynemler antrenör diploması veriliyor. Şöyle bir belge. Orada International Basketball Antrenör diyor. Ve biz de tabii bu gurur kaynağı oldu. Bana bir törenle bunu verdiler o zaman. Ondan sonra ben yavaş yavaş artık ondan sıyrıldım basketboldan. Görevim bitti. Ertesi sene antrenör değişikliği yaşamasına rağmen Darüşşafaka hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye liginde başarılı bir grafik çizer. Ve 1962 yılında ikinci kez Türkiye şampiyonu olur. Darüşşafaka ruhu maddi zorlukları basketbol tutkusuyla kardeşliğe dönüştürür. İkinci sene Osman Kermen abimiz antrenör oldu. Ve şampiyon kulüpler maçına Tel Aviv takımı, Tel Aviv'de Hapoel takımı çıktı. Oraya gittik. Oradaki maçı 4 sayıyla kaybettik. İlk maç oradaydı. İkinci maç Sergi Sarayı'ndaydı. Tam santralın orada bizim Dursun Açıkbaş kardeşimiz. Bir lakabı da Kertenkele Dursun'dur. Çok iyi müdafaa yapar. O bir top kaptı. Bana verdi. Ben ampullerin üzerinden attık. 3-4 saniye var. 3 saniye var. Atayım atmayayım derken önüme bir perde kondu. Ben de Nedret piyotumu attım. Nedret de tam yukarı çıkarken hem faul verildi hem maç bitti. Sergi Sarayı çıt yok. Nedret Uyguç 2 atışı da arka arkaya atarak bizi tur atlattı. Ve karşımıza Dinamo Tiflis çıktı. Gene Fatih'teki Darüşşafaka yurdunda bütçe nedeniyle kamp yaptık. İdareciler bir tepsi baklava getiriyordu akşamları. Okul yemekleriyle kamp yaptık. Sonra da Haydarpaşa'dan trene binerek Dinamo Tiflis'e gittik, Kars'ı Dudu'nu geçerek. Fakat 2 maçta da yenildik ve Avrupa 8.'si olduk. O dönemde yani 61-62'de Osman Kermen abimiz takımımızın başındaydı. Ve Darüşşafaka takımı 2 sene arka arkaya Türkiye şampiyonu olarak ve Avrupa'da ilk 8'lere gelerek altın bir 2 sene arka arkaya yaşadı. Başarılarla geçen 60'lı yılların ardından Darüşşafaka profesyonel liglerde çok öne çıkmasa da basketboldan vazgeçmedi. Türk basketboluna oyuncu ve antrenör yetiştirmeye devam etti. Bir eğitim kurumu olan Darüşşafaka basketbolun da eğitimcisiydi. Şimdi Darüşşafaka'yı öncelikle genlerinde basketbol olan bir spor kulübü olarak tarif etmek gerekiyor. Yani başında. Çünkü burası bir eğitim kurumundan çıkmış ama basketbolcuların ağırlıklı olduğu bir spor kulübü ve gerçekten Türk basketboluna son derece önemli isimler katmış bir spor kulübü. Yani şimdi baktığınız vakit efsane isimlerden Yalçın Granit, Nedret Oyguç, Çaça Metin gibi isimler bu kulübün içinden yetişmiş sporcular. Spor kulübünün kuruluşundan önceki yılların da fotoğraflarına baktığımız zaman Darüşşafaka'da çok ciddi olarak jimnastik ve benzeri kültür fizik çalışmalarında yoğun çalışmaların olduğunu fotoğraflarda görüyoruz. Yatılı bir okul olmasının da sporda Darüşşafaka için daha anlamlı olmasını görüyoruz. Okul saatleri dışında, ders saatleri dışında okulda geçirilen zaman içerisinde en iyi çocukların yapabileceği faaliyet spor faaliyetleri. Ve Darüşşafaka için sporun önemi
hep ön planda olmuş. Futbolla başlamasına rağmen Darüşşafaka Spor Kulübü, daha sonra voleybolda çok başarılı olması ve Türkiye şampiyonlukları elde etmesine rağmen 1960'lardaki basketbolda yakalamış olduğu başarı Darüşşafaka'nın daha çok basketbolla özdeşleşmesine neden olmuş. Gerek kendi içinde, gerekse genel kamuoyu içinde. Bugün sanki Darüşşafaka için spor basketbol, basketbol için sanki Darüşşafaka bu kadar özdeşleşmiş. 55 yıl evvel Darüşşafaka o zaman ilkokulu bitirince alınırdı. 55 yıl evvel ailem Darüşşafaka'ya beni bıraktı. Orada ilk defa Darüşşafaka'yla tanışmış oldum. Tabii takdir edersiniz, hüzünlü bir çocuk olarak yeni bina vardır. Benim dönem arkadaşlarım çok iyi hatırlarlar. Yeni binanın merdivenlerinden aşağı inince şaşkınlıkla bir basketbol sahasıyla karşılaştım. Hayatımda ilk defa görüyorum. Ondan daha çok şaşırdığım Atlas esofmanlı kocaman insanlar turuncu bir topla oynuyorlardı. Bir anda kendimi unuttum. Yani terk edilmiş bir çocuk modundan rüyalara dalan bir çocuk moduna geçtim. Bu hem Darüşşafaka'yla hem basketbolla tanıştığım ilk gündü. Bunun özür dileyerek İngilizce tabirini kullanacağım psikolojide, bu peak experience. Yani nasıl bir fırının önünden geçerken bir ekmek, sıcak ekmek kokusu sizi bir yerlere götürür, bir mutluluk şeyi verir. Ben de 55 yıldır ne zaman basketbolla ilgili bir şey görsem, kendimi dertlerimden arınmış, hemen bu şeye, olaya kaptırır buluyorum. Onun için de gayet mutluyum. Hem Darüşşafakalı olduğuma hem de basketbol adamı olduğum için. Dolayısıyla Darüşşafaka'da 9 sene boyunca okuyan öğrenciler muhakkak sporun bir dalıyla en az, belki daha da fazla iç içe oluyorlar ve bunu hayatlarının bir parçası haline getiriyorlar. Bunu sadece spor olarak yapmak değil, aynı zamanda bunun kültürünü de almaya çalışıyorlar ve okul yöneticilerimiz bunu da vermeye çalışıyorlar. Çok ciddi bir spor bölümü ekibimiz var, öğretmenlerimiz var. Ve bir kısmı hem yaptığı spor dallarında profesyonelce yapmışlar, hem de aynı zamanda bu işin felsefesini, kültürünü çok iyi bilen eğitmenlerimiz. Dolayısıyla onların ellerinde çocuklarımız galiba çok iyi yetişiyorlar. Mesela hep Türkiye Ligi'nin en iyi şütörleri hiç beklemediniz. Darüşşafaka'dan yetişmiş genç çocuklardır. Yani o çocuklar demek ki burada shot fundamental'ını çok daha iyi öğreniyorlar. Daha eğitimli bir sistemdi. İnsan ilişkilerini kurmayı, takım içi dayanışmayı, paylaşmayı öğrenerek hem yetiştikleri için hem de bir Darüşşafaka kulübü etrafında bütünleştikleri için tabii ki takım olarak mücadele etmeleri çok daha kolay oluyor ve o birliktelik Darüşşafaka'ya hep hayat veriyor. Hep önemli takım oyuncuları buradan çıkıyor. Böyle çok böyle büyük yıldızlar değil ama takımlara, her takıma yararlı, faydalı gerçek takım oyuncuları buradan çıkıyor. Yani bunun altında da bu eğitim kurumuyla kulübün birbirine olan sağlam ilişkisi çok bence önemli bir rol oynuyor. 90'lı yıllarda Darüşşafaka hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa kupalarında yeniden boy göstermeye başladı. Basketbol ateşi yeniden alevlendi. Darüşşafaka ruhu yeniden parkede kendini hissettirdi. Darüşşafaka'da yıldız oyuncu yoktu ama Darüşşafaka dayanışma içinde birbirleriyle kenetlenmiş bir takım, genç bir takım sahaya sürdü ve bu takım inanılmaz şekilde mücadele etmeye başladılar. Belki şampiyonluk kovalamadılar ama ligin en favorisi diyebileceğimiz bütün güçlü takımları birer ikişer devirmeyi başardılar. Ve tabii ki dikkatleri üzerine çekti. Nereden çıktı bu çocuklar felsefesi birdenbire sorusu sorulmaya başladı. Altyapıdan çalışmaya başladık ve İkinci ligede birkaç takviye ile altyapıda oynayan gençlerimizle yükseldik. Bu aşağı yukarı sizin söylediğiniz gibi 92 yılına tam denk geliyor. Bugün tekrar bir reçete vermeye kalksak söyleyeceğim şey tesis. Yani tesis çok önemli. Burada işte zaten Doğuş grubunun Darüşşafaka ile ilk tanışıp buluşup ortak bir platformda bir ürün yaratmasının çok önemli şeyidir. Çünkü bu tesis olmadan
hiçbir şey yapılamazdı. Bu tesiste biz inanılmaz çalışma öyküsüyle oyuncular yetiştirmeye başladık. Öyle ki iki yabancılı dönemde 9 kişi altyapıdandı, %100 altyapıdan. 3 yabancılı dönemde 8 kişi altyapıdandı. Bunu hiç aksatmadık. O bir kişi kimdi derseniz, o bir kişileri çok genç olduğu için altyapıdan yetişenler, o bir kişileri hep karakter bazında hakikaten piyasamızda önemli varlık göstermiş. Nedim Hızlı Ateş, Nihat Mala, Güray Kanan. Her zaman bunlardan bir tanesi bu takımların içinde kaptan rolüyle bulundu. Diğer bütün takım elemanlarının %100'ü altyapıdan yetişmişti. Aynı dayanışma, aynı mücadele o dönemdeki arkadaşlık o dönemde de yakalanmıştı. Yani Darüşşafaka takımı gerçekten Avrupa'nın çok önemli takımlarını Saporta Kupası'nda yenerken hepimize Daçka mucizesi diye başlıklar attırdı. Yani öyle bir kolay iş değildi yaptıkları ki o dönem bugün için söylesek Türk basketboluyla Avrupa arasındaki makas daralmış vaziyette. Ama o dönemde Türk basketboluyla Avrupa'nın büyük takımları arasındaki makas uçurum çok fazlaydı. Hem bütçe olarak hem oyuncu kalitesi olarak hem takım anlayışı olarak ama siz Türkiye'den bir takım çıkacaksınız. Avrupa'nın en olmayacak takımlarını devireceksiniz. Bu kolay bir iş değil. Çok izlerdik. Bütün kolej maçlarını izler, Avrupaların ikinciliklerini izler. Daha Türkiye'den daha alt ligleri izlerdik. Oralarda kendini göstermiş oyuncuları tercih ederdik. Bu transferlerin hikayeleri hepsi bayağı hikaye, uzun süren hikayelerdir. İki sene uğraştıklarımız var. Vitali Nosov'un 3,5 ay sürdü transfer süreci. Evlilikçiydik biz. Zaten diğer oyuncular mecburen ailenin çocukları olduğu için gidemiyorlardı. Yabancılar da öyle tutuyorduk istikrar sağlamak için. Hakikaten uzun süreler oynadılar. Michael Ensley 3 yıllıktır, Sean Green 2 yıllık, Vitali Nosov, Alexander Okunski. Bunlar Avrupa'nın önemli pivotlardır. ...2010 yılında 1. Lig'den düşen Darüşşafaka, Doğuş ortaklığıyla birlikte 2013 yılında yeni bir yolculuğa çıktı. Türk basketbolunun önemli isimlerinden Orhun Eney'i takımın başına getiren Darüşşafaka Doğuş Birlikteliği, Daçka ekolünü daha da büyütmeyi hedefliyor. Birlikteliğin mimarlarından İbrahim Kutluay ve koç Orhun Eney, Darüşşafaka Doğuş'un bu yolculuğunun ipuçlarını şöyle anlatıyor. Hem profesyonel bir işi yapıyordum. Bir işim vardı. Hem de bu işten çok keyif alıyordum. Hayatta insanların çok kolay ikisini bir arada bulacağı bir olanak değil bu herkes için. Benim için bu olanak vardı. Bu işi yaparken de bugün baktığımda gittiğim yerlerde tabii ki profesyonelliğin getirdiği bir hedefe yürüme, başarılı olma, şampiyon olma, kupa alma her zaman önemli oldu. Hem oyunculuk kariyerimde hem antrenörlükte. Ama aynı zamanda da iyi bir projede güzel bir basketbol takımı kurmak, basketbol takımının parçası olmak, önemli bir parçası olmak, onu Türkiye'de kalıcı kılmak benim amaçlarım, hedeflerimden de olmuştur kendi adıma. Bu sezonda çalışmayı düşünmüyordum açıkçası. Bir sezonu 4 senenin ardından dinlenerek geçirmeyi düşünüyordum. Fakat gelişen bu süreçte
Darüşşafaka olması. Benim geçmişimde Darüşşafaka'nın da önemli bir yeri vardır. Basketbol antrenörlüğünde, burada basketbol okulu antrenörlüğü yaparak da kariyerimde önemli bir yeri vardır. Camianın rakip olarak da, basketbolun içinde de benim basketbolculuk dönemimden de kalma bir yeri vardır. Bu teklifin gelmesi sonrasında işte ne koşulda olursa olsun, ne şartta olursa olsun fazla değerlendirmeden, oralara bakmadan bu projenin içinde yer almak istedim. Beni etkileyen esasında en önemli faktörlerden biri de sportif başarının ötesinde başka derinliği olan, amacı da olan ama bunu sadece dönemsel, sadece tek tük proje anlamında değil, var olduğu sürece bu yolda da ilerlemeyi hedef koyan bir organizasyonun kurulması. Bunun alınacak sportif derecelerden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Darüşşafaka Cemiyeti ile Doğuş Kulübü'nün yıllardan beri süregelen çok yakın bir ilişkisi vardı. Biz de bunu sporla biraz bağlaştırmak istedik. Darüşşafaka Cemiyeti ve Darüşşafaka Spor Kulübü'nün kulübüyle uzun vadeli eğitimde ve sporda fırsat eşitliğini kapsayan geniş bir protokol imzaladık. Ve Darüşşafaka Spor Kulübü'nün basketbol branşının yönetimini üstlendik. Bunu tabii ki amacımız burada ilk hedefimiz öncelikle ikincilikte yer alan Darüşşafaka Spor Kulübü'nü birinciye yükseltmekti. Darüşşafaka Doğuş basketbol takımı olarak bu sene özverili çalışmayla, arkadaşlarımızın yoğun mücadelesiyle saha içerisindeki iyi bir takım oluşturarak ilk hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Darüşşafaka'nın tecrübeli isimlerinden Genel Menajer Ahmet Eran da bu birlikteliğin geçmişle bağlarını ve önemini aktarıyor. Darüşşafaka Doğuş işbirliği aslında şöyle söyleyeyim. Darüşşafaka ile Doğuş'un geçmişten gelen yani 90'lı yılların başından itibaren gelen zaten bir birlikteliği vardı. Bir takım görüşmeler oldu spor kulübü, cemiyet tarafıyla. Ve bu görüşmeler geçtiğimiz yaz aylarında sonuçlandı. Darüşşafaka gibi bir markayla Doğuş gibi bir markanın yan yana gelerek basketbolda, sporda bir işbirliği kurarak neler yapabilir? İleride Türk sporu, Türk basketbolu adına neler getirebilir? Bu minvalde çıktı bu işbirliği. Bu iki marka yan yana geldiği zaman bizim açımızdan en büyük beklenti Türk sporu, Türk basketbolu adına ileride kalıcı ve önemli şeyler yapmak. Amacımız Türk basketboluna nitelikli sporcular yetiştirmek, Türkiye'de basketbolu sevdirmek ve sadece üst yapıdaki başarılarımıza değil, alt yapıda üst yapı yetiştireceğimiz oyuncularla adımızdan söz ettirmek. Bu anlamda da Darüşşafaka Doğuş basketbol takımı olarak iyi bir altyapı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok nitelikli, çok iyi altyapı hocalarımıza sahibiz. Üst yapı ile altyapıyı iyi bir karma haline getirip, iyi bir birliktelik oluşturup rekabetçi ortamda aynı zamanda gençlere de fırsat verip bu fırsatı da iyi değerlendirmelerini sağlayıp Türk basketboluna önemli basketbolcular, sporcular yetiştirmek ilk hedefimiz. Darüşşafaka Doğuş, 2013-2014 sezonuna önemli transferlerle girdi. Bunun yanı sıra Darüşşafaka geleneğine sahip çıkarak hem Daçka'da öğrenci olan hem de altyapıdan yetişen genç bir isim olan Doğuş Özdemiroğlu'na da A takımında yer verdi. Diğer arkadaşlarıma göre boyumuzun olduğu için İrfan Hoca da bizim basketbol antrenörümüzdü. O beni çağırmıştı, gel ben dene demişti basketbolu. Ben de ilk o zaman başlamıştım. Tabii okul takımında başlayınca o paralelinde de kulüp Darüşşafaka Spor Kulübü'ne geçtim. Orada da ikisiyle birlikte hem okul takımı hem kulüp takımı ikisiyle de oynuyorum. A takıma ilk defa bu sene çıkmaya başladım. Ondan önce altyapıda oynuyordum. Burada yazın ilk başta antrenmanlara başlamıştım. Ondan sonra A takımla antrenmanlara devam ettim. Devam edince de işte maçlara çıkmaya başladım. Ya tabii ilk çıktığımdan beri bütün abiler sağ olsunlar her zaman yardımcı oluyorlar antrenmanda eksiklerimi. Yani Gökhan abi de bizim kaptanımız olduğu için o da biz aynı okulda olduğumuz için sürekli bana yardımcı oluyor. Diğer abiler de gerek basketbol anlamında eksikliklerimi veya işte okuldaki antrenmanda kaçırmalarımdan dolayı hep yardımcı oluyorlar yani.
Doğuş'un takımdaki en büyük destekçilerinden biri de Darüşşafaka mezunu bir basketbolcu olan Darüşşafaka Doğuş'un takım kaptanı Gökhan Sunter. Basketbolda ben ilk okula girdiğimde hiç unutmuyorum, o eski Darüşşafaka binasının üstünde Daşkamız birincilikle diye bir yazı vardı. Ben hep işte o sınava girmeden önceydi. Düşünüyordum hep acaba birincilik derken işte futbol tabii insan aklında küçükken futbol hayali olduğu için futbol diye düşünmüştük de basketbol takımıymış birinci geçen takım. Ben de hazırlıkta ilk sene oynamadım. Sonra orta birde Canan Hocam sayesinde basketbola başladım Darüşşafaka'da. O gün bugündür buralara geldik. İşte hem lise takımında oynuyorduk o zamanlarda Doğuş gibi. Aynı zamanda da altyapıdan bir altyapı takımına oynayarak A takıma geldik. 97 senesinde A takıma ilk çıkışımdı 98-97 senesinde. Lise 3'tüm o zaman ben de. Doğuş gibi aynen. O süreç öyle işledi benim için. Şanslı bir çocuktum. Hep onu söylüyorum. Çünkü basketbol sonuçta benim için bir hayat biçimi oldu. Darüşşafaka sayesinde. Daçka'ya zaman içinde birçok yabancı basketbolcu geldi. Bu basketbolcuların hemen hepsi Daçka ruhundan etkilendiklerini ifade ettiler. Lynn Greer bu isimlerden biri. This past summer, Coach Orhun gave me a call. I had offers from different other different teams in first division and different countries. And you know, I respect Coach Orhun. I've always liked him as a coach. I've loved Turkey and Istanbul, the culture and the living. So, you know, this opportunity was a challenge to come play for Darüşşafaka in the second division and try to win a championship. And I just wanted to play for a team that had some ambition and had goals. But this is a special opportunity. This is not just any high school team or any school team. This is a team that represents all the kids here who are underprivileged, who come from tough family situations. And you know, to play in front of this team, this school, and to try to help them win a championship is a great opportunity. Yeah, in my city in Philadelphia, we have one school, regulations and the same type of children go to that school as well. So they do have things like that, and you know, it's good. Lynn Greer, Quincy Dubi, Bekir Yarangüme, Nedim Yücel gibi tecrübeli oyuncularla takviye edilen ve ikinci lige başlarken güçlü bir kadro kuran Darüşşafaka Doğuş, yeni bir takım olmanın zorluklarını da yaşadı. Yine de ligi ilk sırada tamamladı ve ilk hedef olan birinci lig yolunda büyük bir adım attı. Playoff maçlarının ilk turunda Bursa temsilcisi final gençliği geçen Daçka, yarı finalde Yeşil Giresun Belediye ile karşılaştı. Zorlu serinin ardından Darüşşafaka Doğuş yeniden birinci lige yükseldi. Biz altyapıdan ne kadar çok oyuncu üst yapıya taşıyabilirsek o kadar kendimizi başarılı sayıyoruz. Tabii ki üst yapıdaki başarılar her zaman göz önünde oluyor. Bugün A takımımızı birinci lige yükselttik ama hedefimiz bununla sınırlı kalmıyor. Amacımız uzun vadede Avrupa liglerinde, Avrupa kupalarında başarılı olan, günün birinde buraya Avrupa kupası getirmeye hedefleyen bir takım yaratmak. Ama bunun yanında zaten dediğiniz gibi iyi bir altyapısı olan Darüşşafaka'yı daha iyi noktalara getirmek için çok değerli altyapı antrenörümüzle çalışıyoruz. Burayı bir oyuncu fabrikası haline getirmek istiyoruz. İşte lojmanıyla, antrenman sahalarıyla, tesisleriyle adından söz ettirecek ve Türk basketboluna gerçekten önemli yıldızlar kazandırabilecek bir altyapı oluşturmak hedefindeyiz. Kolay değil. Altyapı gerçekten ciddi emek isteyen bir oluşum. Ama ben altyapıda çalışan arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onlar gecelerine gündüzlerine katıp Darüşşafaka Doğuş'u, Doğuş basketbol takımının altyapısını iyi yerlere getirmek, üst yapıya önemli yıldızlar çalıştırmak için çok ciddi fedakarlıklar yapıyorlar. Darüşşafaka yeni bir solukla Doğuş'la birlikte yeni bir yolculuğa başladı. Bu yolculuk önümüzdeki yıllarda meyvelerini verecek. Daçka'nın imkansız hayatlara verdiği ışık, basketbol tutkusuyla birleşmeye devam edecek.